Evet arkadaşlar hepinize koskocaman merhabalar yeni videomuzda karşınızdayım arkadaşlar bu yeni videomuzda çok detaylı çok tatlı çok harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Rise Online yönetimi öyle bir e, içerik çıkartmış ki artık 85 olmak ne hani imkansız gibi zor gibi bakıyorduk ama düşündüğü kadar hani düşündüğümüz kadar zor değilmiş buradan hemencik Quest Journal'a tıklıyoruz arkadaşlar ve Death Valley'e geliyoruz biliyorsunuz. Death Valley'de XP görevlerinin yetersiz olduğundan bahsetmiştik. Ve e, ister istemez oyuncular da durmadan seviye kasarken e, ister istemez oyundan soğuyorlardı. Bu konulardan müzdarip, müzdaripteler. Burada hemencik geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada günlük görevler var arkadaşlar. Bu günlük görevlerden ben bir dakika bulabilirsem onları size göstereyim arkadaşlar. Benim yaptıklarımı gösteriyor mu acaba? Heh. Mesela bakın. 2 milyar XP veriyor 82'de. 81'de Undead eee 10 hani 40 tane Undead keseceğiz, 10 tane Lunar Scar öldüreceğiz ve 2 milyar XP veriyor. Burada Death Lord öldüreceğiz 40 tane, 10 tane Lunar Scar yapıyor. Yani bu görevler 84'e kadar devam ediyor galiba. Burada bakıyoruz arkadaşlar 40 bayel 84'ten 85'e atlarken yani Velasıl Kelam oldukça işi çok tatlı bir şekilde ayarlamışlar Rise online yönetimi. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten e, şu vardı arkadaşlar hani Detvalledik dedik görevlerin biraz daha insanları cezbetmesi gerekiyordu. E, bunun üzerine de gerekli çalışmayı yapmış e, Rise online yönetimi gördüğünüz üzere event yazan. Kil görevlere 2 milyar XP veriyor bununla birlikte Dead Valley'deki işte atıyorum kafadan e, narundaki görevleri falan yaptığınız arkadaşlar kolayca bir şekilde 85 olabiliyorsunuz beni gördüğünüzde arkadaşlar birazcık e, güzel bir şekilde ilerliyoruz daha roach görevleri vesaire var sadece bu oyunda e, şu sıkıntı var arkadaşlar e, biliyorsunuz yaz sezonunun gelmesiyle birlikte sabahları çok fazla oyuncu olmuyor genelde akşam saatlerinde oluyor e, diğer oyuncular da geldiğinden ötürü akşam saatlerinde görevlerinizi çok tatlı bir şekilde yapabilirsiniz. E, tabii ki benim müzdarip olduğum konulardan bir tanesi şu. E, oyunu sıfırdan, para yatırma, e, yatırmadan başlayacak arkadaşlarımıza bu süreç birazcık sancılı gelebilir. Malum Death Valley artırsam ben biliyorsunuz bir ara delirdim zaten Death Valley artırsam bundan sonra çıkmayacağım diye. Ama görevleri gördüğümde, günlük görevleri gördüğümde ve işte oyunun bize sunmuş olduğu şeyleri gördüğümde, imkanları gördüğümde dedim ki bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Günlük görevlerden 500 milyon XP, işte atıyorum kafadan bu 80'den 84'e giden, işte 85'e giden, yolda 2 milyar XP veren görevlerin olması vesaire bunlar çok tatlı. Ama e, tabii ki dediğimi de üstüne basa basa söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz e, kalep görevi var kil üzerine. Atıyorum kafadan kutu görevleri var arkadaşlar kil görevi üzerine. Mesela burada 25 tane Lunar, Lunar Scar öldür diyor. Bu da günlük galiba. Üç, 300 milyon XP veriyor ve e, Legendary XP boost veriyor gördüğünüz üzere. Güzel hoş ama yani... Öyle sıra böyle sıra Gene güzel arkadaşlar gördüğünüz üzere. 80'den sonra bunları yapmaya başlayabilirsiniz. Hatta 80 levelden itibaren de yanlış bilmiyorsam. Buraları detaylı olarak takip edin arkadaşlar. Artık hani oyun eski halinde değil. Biraz daha ilerlemiş. Sadece görevlerin üzerinde ince detayların değişmesi lazım. Killerin artık modların üzerine veya işte mono üzerine olabilir. Bakın bol bölgesinde Mono üzerine olabilir. Hani biraz da güzel bir şekilde oyunu e, güzel bir şekilde idare edebilirler diye düşünüyorum. Benim zaten düşüncem şuydu biliyorsunuz e, USKO cephesinde şöyle bir şey vardı. Rebirth sistemi var biliyorsunuz. Belli bir e, seviyeye geldiğinizde o seviyeyi açmak istediğinizde belli bir battle point, belli bir oyun parası gerekiyor burada ise şu olabilirdi şahsen hem piyasayı biraz daha stabilleştirme bağımında hem de piyasayı e, uzun vadede yüksek tutabilmek için e, rara aksesorik aksesori şart işte epic aksesori şart işte ve yapın aksesori ve armor işte bu şart e, şeylerini arkadaşlar itemleri kırdığımızda bize gelen e, şartları da burada değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ama 85 kep için olabilir mi? Yani oyunu biraz daha basitleştirir. Aslında 95 veya 100. kep geldiğinde biraz daha bu tür içeriklere kayabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki uzun vadede oyuncular biraz daha oyundan soğuyacağından ötürü XP kasarken bundan ötürü görevleri görevlere de ekstra çeşitlendirme getirerek daha iyi yerlere gelebilirler benim şahsi düşüncem level cap'ten ziyade şöyle bir şey olabilir veya işte yeni sunucudan önce şöyle bir şey olabilir. silahlar üzerine yeni silahlar getirilebilir aslında ki biliyorsunuz quest'ler geldi zaten quest silahlar geldi. 4 gün boyunca mı bir hafta boyunca mı yapmanız gerekiyor. Bunlara şurada şuralarda bir yerlerde olması lazım. Aha, aha mesela burada 7 tane seal toplayacağız arkadaşlar quest poli poleram bu arada hiç kötü değil. 10 numara 5 yıldız. Kalkan veriyor. Spear veriyor. Güzel. 10 numara 5 yıldız diyebiliriz. Burada mesela bu neymiş? Bunu seal. I. 50 tane bunlar skar öldüreceğiz. Günlük seal verecek. Ve burada şöyle bir şey de var. Usko'da itemlerimizle birlikte bakın itemlerimizle birlikte karakteri ringleyemiyorduk. Ama burada NFT'ye çevirdiğimiz zaman karakterimizi karakterimizin üzerindeki eşyalar da otomatikman NFT halinde oluyor. Bunu da e, başından söyleyelim. Yani siz burada atıyorum kafadan art 8, art 7, art 9 hani şansınız vardır ilerleyen zamanlarda art 10 basmışsınızdır işte quest'te. Gördüğünüz üzere bunları karakterinizin üzerine koyup arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Sata biliyorsunuz. Karakterinizi birlikte NFT'ye çevirip satabiliyorsunuz. Burada da keyifli bir içerik olmuş. Oyuncuların biraz daha e, şans faktörünü ön planda bulundurarak e, bir yerlere girebileceği bir şey bir içerik olmuş. Güzel olmuş. Ben bu içeriği beğendim diyebilirim. Onun dışında dediğim üzere kil görevlerinde değişiklik yapılması gerekiyor ve oyunun e, maplarında da birazcık değişiklikler olabilir zaten hani düşüncemizi paylaşıyoruz ama zaten şöyle bir şey var arkadaşlar Ryze ee, online yönetimi kesinlikle bize bir kapalı kapı bırakmadı hepsi açık yani oyun ilerleyebilir geliştirilebilir bunda hiçbir problem yok sadece şu üslup ve nasıl bilet attığımızı nasıl düşüncelerimizi aktardığımızı bilmemiz gerekiyor ee, bu bodozlama değil hani yönetimin yorumlayabileceği şekilde değil de evet onlar da kendilerinden yorumlar illa katacaktır attığımız biletlere ama diyeceksiniz ki işte böyle bir e, bir şey yapabilirsiniz. Bunun ise artısı eksisi şunlar olabilir diye detaylı şekilde atacağınız bileti detaylı şekilde atmanız gerekiyor. Böylelikle daha keyifli içerikler bizlerle olacağını düşünüyorum ben şahsen. Umarım yararlı bir video olmuştur diyeyim. Usko camiasında ise gene umarım güzel içerikler karşımıza çıkar. Uzun zamandır adam akıllı yama gelmiyordu desek yeridir. Artık oyunda bir şeylerin değişime gitmesi gerektiğini, artık oyuncuların müzdariplerin hani müzdarip olduğu konuları çözmemiz gerektiğini sizlere de bahsedeyim. Umarım ee, malum sene 2024 artık hani günümüz şartlarında artık oyunlar gerçekten cep yaktınlar ötürü oyuncular en makul olacak şekilde cep yapmayacak ama keyif alabilecekleri oyunları ter tercih etmeye çalışıyorlar. Umarım ee, USCO tarafı da gerekli şekilde düzenlemelerini yapar ve rekabetçi bir oyun anlayışıyla oyuncularına keyifli içerikler çıkartır diyeyim. Bu düşüncem buraya kadardı. Darsu bu videomuz buraya kadardı. Kendinize cici bakın arkadaşlar. An itibariyle Ryzen'la 10, 10 numara 5 yıldız gidiyor. Ee, bazı arkadaşlarımız gene e, biliyorum. Onlar da Usko oynamamı istiyorlar. Ama Usko'da da e, ilerleyen aşamalarda belki bir karakter dizebiliriz tekrardan. Malum bu sefer 10 numara 5 yıldız olacak şekilde. 10 hani apayrı bir şekilde bir karakterimizi dizeceğiz. E, çok değişik kombinlerimiz olacak. Çok güzel. Ee, daha önce denin, denenmemiş şeyler deneyeceğiz. Farklı içeriklerimiz olacak. Takipte kalmayı unutmayın. İçeriklerimiz birazcık rötarlı gelebilir. Gecikmeli gelebilir. Yapacak da bir şey yok. Olası şeyler bunlar. Sizlerin ise anlayışınızı ee, anlayışlı olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Keyifli, keyifli oyunlar dilerim herkese.